Kanalizasyon sistemiyle birlikte gelen atık sular arıtılmak üzere tesise alınır. Ham su, mekanik temizleme işlemi için kaba ve ince ızgara ünitesinden geçirilir. Cazibe ile terfi istasyonuna geçen atık sular, dalgıç tip pompalar vasıtasıyla havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesine aktarılır. Atık suya blower'la hava verilen bu ünitede ağırlaşan kum, vortex tip dalgıç kum pompalarıyla kum ayırıcıya, ünite üzerindeki gezer köprü ve sıyırıcı vasıtasıyla toplanan yağ ise vortex tip dalgıç yağ pompasıyla yağ haznesine aktarılır. Daha sonra atık sular biyolojik olarak arıtılmak üzere anaerobik ve havalandırma havuzlarına aktarılır. Havalandırma ünitesinde biyolojik arıtması gerçekleştirilen atık sular son çöktürme havuzlarına aktarılır. Son çöktürme havuzu üzerinde yüzen köpükler sıyırıcılarla köpük havuzuna aktarılırken, köpük ise vortex tip dalgıç pompalarla tesis girişine gönderilir. Dibe çöken çamurun belli bir kısmı dalgıç tip geri devir pompalarıyla anaerobik havuza gönderilir. Kalan fazla çamursa yoğunlaştırma tankına gönderilerek yatay santrifüj pompalarıyla çamur çürütücülere aktarılır. Çürütülen çamur yine yatay santrifüj pompalarıyla çamur susuzlaştırma ünitesine gönderilir. Bu esnada dekantörden süzülen süzüntü suyu havuzda biriktirilip dalgıç tip pompayla anaerobik havuza gönderilir. Dekantöre diyaframlı pompayla basılan polimer ilavesi, çamurun yumuşaklaştırılması ve çamur keki haline gelmesini sağlar. %20 üzeri katı madde seviyesine ulaşan çamur daha sonrasında bertaraf edilir. Son çöktürme havuzundan süzülen su dezenfeksiyon ünitesine aktarılır. Oradan da alıcı ortama gönderilir. Atık su arıtma tesislerine yönelik çözümlerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.